Herkese selamlar. Yeniden haberlerle hoş geldiniz. Evet, sizlere bir son dakika haberini hemen hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Sedat Peker'den yine açıklama. Şantaj yaptım diyorum, neden soruşturmuyorsunuz? Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz'e yönelik iddialar için savcılara çağrıda bulundu. Sayın savcılar, beni duyuyor musunuz? Şantaj yaptım diyorum, devrin başbakanına yaptım diyorum, Mehmet Cengiz de aracıydı diyorum. Soruşturmayı başlatmak için başka ne delile ihtiyacınız var? Söyleyin, ben vereyim. Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz'e yönelik iddialar için savcılara seslendi. Peker, soruşturmayı başlatmak için başka ne delile ihtiyacınız var? Söyleyin, ben vereyim dedi. Peker, dün Deli Çavuş isimli Twitter hesabından yaptığı açıklamada eski başbakan Mesut Yılmaz'a ve Beşli Çete diye anılan yandaş şirketlerden Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'e ilişkin iddialarda bulundu. Sedat Peker, eski başbakan Mesut Yılmaz'a ait kumarhane kasetleriyle birlikte başka video ve belgeler karşılığında cezaevinden çıktığını, anlaşmaya Cengiz'in aracılık ettiğini anlattı. Yeni açıklama geldi. Peker, Cengiz ve Yılmaz hakkında iddiaların ardından bugün savcılara çağrıda bulundu. Deli Çavuş isimli Twitter hesabından yaptığı açıklamada Peker, "Sayın savcılar, beni duyuyor musunuz?" şeklinde bir açıklamada bulundu. Şantaj yaptım diyorum, devrim başbakanına yaptım diyorum, Mehmet Cengiz de aracıydı diyorum. Paraların hangi akrabamızın hesabına yattığını söylüyorum. Akrabam Zafer Salman olayı doğruluyor. Bankaları neden bir yazı yazmıyorsunuz? Şeklinde bir açıklamanın devamında şunları söyledi. Haricen dediklerimi doğrulayan birçok da delil çıktı. Bunlar yetmez mi? Ben suç örgütü lideriyim. Mesut Yılmaz'ın o dönemki en yakını olan yılların saygın gazetecisi Sabahattin abi. Bakın, kendisi de Mesut Yılmaz'ın ağzından olayı bugün anlatmış. Peker ayrıca şunları belirtti. 40 yaşından genç kardeşlerim, her zaman derim, doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler.